3. Acemi testindeyiz. İlk soruda sodyum klorun iyonik bileşik olduğunu, metanın apolar yapılıp suyunsa polar yapılı bir olduğunu bilgisi verilmiş. Buna göre sodyum klor suda çözünürken iyon dipol etkileşimi oluşur mu? Evet. Çünkü e, buradan iyon gelir. Serbest iyonlar potasyum artı ve klor reksiyonu. Suysa polar olduğu için dipol etkileşimi oradan gelir. Sodyum evet. e, klorür ve su karışımı süzme ile bileşenlerine ayrılamaz. Çünkü bunlar birbiri içerisinde homojen karışımı oluşturur. Basit damıtma dediğimiz yöntemle ayrılabilirler. Su ile metan arasındaki etkileşim su ile su arasındaki etkileşimden daha zayıf mıdır? Evet. Burada dipol nükleer bir dipoli etkileşimi oluşuyor. Birbiri içerisinde çok iyi çözünmezler zaten ama suyla su ile su arasında hidrojen bağı vardır ve hidrojen bağı bundan daha güçlüdür. Bu ifade doğrudur o yüzden. Doğru cevap C seçeneği. 5 gram tuz, 20 gram tuz ve 10 gram tuzu 50 gram, 180 gram ve 100 gram su içerisinde atmışız. Katıların tamamı çözülmesi azdan çözeltilerin hangilerinin azdan çözeltilerin derişimi %10'luk değildir denilmiş. Burada şöyle bir şey yapacağız. Birinci çözelti için 5'i e, sonuçta 5 gramı attığımızda çözelti çözelti kütlesi 55 gram yapıyor. Bunun yüzdesine baktığımızda şöyle sadeleştirirsek 100 bölü 11 gibi bir sayı gelir ki bu yüzde e, işte 10'dan düşük bir sayı olur. Yüzde 10'a bölsek yüzde 10 olur. 11'e böldüğümüz için daha küçük bir sayı olacaktır. Yani bu olmadı. 2'ye bakarsak 20 gram tuzu 200 gram özelliği hazırlamışız. Dolayısıyla bu tam olarak %10'luktur. Diğer ise 10 gramı 110 grama böldüğümüzde böyle sadece yine 100 bölü 11 olur. Yani 1 ile 3'ün derişimleri aynı olur ama %10'luk olmaz. %10'luk değildir sorduğu için doğru cevap C seçeneği. Iyi. Bir kapta bulunan tuzun üzerine oda sıcaklığında 60 gram su eklenirse şimdi 60 gram su eklediğimizde burada 80'den 40'a düşüyor tuz kütlesi. Yani 40 gramlık bir çözünme olayı var. 80'in 40'tan farkı olarak. Dolayısıyla 40 gram tuz 60 gram suda çözünüyorsa o zaman toplam çözeltimiz 100 gramdır. Ve burada çözeltimiz kütlece %40'lık olmuştur diyebiliriz. Çözelti doymamıştır denilmiş. Bu yanlış çünkü dipte katı varsa doymuştur. 100 gram çözelti oluşur. Çözelti kütlece %40'lıktır. Bunları hesapladık zaten doğru cevap D seçeneği olur. X karışım ayırma hunisi ile MVT saf maddelerine ayrışıyorsa o zaman M ile T e, emisyon oluşturuyor. Her ikisi de sıvı halde. Sıvı sıvı diyelim bunlara ve çözünmüyor. Y karışımı süzme ile ayrılıyorsa M ve K katı saf maddelerine ayrışıyorsa M burada yine sıvı olacak. K de burada katı olacak. Yani katı sıvı e, heterojen karışım olacak bunlar. M ve T sıvıdır, K ise katıdır. Bu doğru. M ve T'nin özkütleleri birbirine Farklı olmasa zaten ayırmamızla ayıramayız. Bu da doğru. X karışımı heterojen midir? Evet, ayırmamızla ayırdığımız için X karışımı heterojendir. Y karışımı homojen midir? Hayır, süzme ayıramam. Homojen karışımlar damıtma yöntemiyle ayırabilirim. Her iki karışımın bileşenler ayrılması tabii ki fiziksel bir olaydır. Doğru cevap buradan D seçeneği olur. Metan molekülü ile iyot molekülü arasındaki etkileşim türüne bakarsak Hangilerinde etkin olarak bulunur? Şimdi metan apolar, iyot da apolar. Dolayısıyla bunlar arasında London etkileşimleri görülür. E London etkileşimleri etkin olarak apolar moleküllerde görülmesi lazım. Bu iyon dipol. Burası her ikisi apolar olduğu için bu da London olur. Bu polar, bu da polar olduğu için burada da dipol dipol bulunur. Doğru cevap B seçeneği gelir. Özelliklerin donmaya başlaması çakları, saf çözücününkinden daha düşüktür. Bu koligatif özellik e, bunun uygulama alanlarına bakarsa kış günlerinde yollarına kumlu tuz atmak yine donma noktasını alçaltıcı bir etkidir. Ve bu korrigatif özellikle ilgilidir. Kış günlerinde motor soğutma sularına antifriz eklemek de yine aynı etki yaratır. Makarna suyuna tuz eklemek ise burada kaynama noktasını yükselten bir etkidir. Bu donma noktasını alçaltmaz. Dolayısıyla burada 1 ve 2 aradığımız cevap olurken 3.ye bunu dahil edemem. Doğru cevap C seçeneği olur. Şekildeki çözelti ancak da bir miktar daha şeker katısı eklenirse doymamış şekerli su doygunluğa doğru gider. Eritrisi erkenlik değişmeyecektir. Dolayısıyla burada bir artış olmaz. Öz kütle mutlaka artar. Katı madde eklendiği için yoğunluk artacak. Yani hani şekerin oranı artacak. Kaynamaya başlama sıcaklığı yine yükselecektir. Doğru cevap 1 ve 2, 2 ve 3 D seçeneği olur. Bir hücrenin derişimi hücre dışından büyük ise yani hücre dışı daha az yoğun olursa hücre ne yapar? Su alması lazım. İçeriye doğru değil mi? Orası çünkü hipotonik ortam. Dolayısıyla ozmoz olayı hücre içine doğru olur. Hücre su alarak şişer, büzülmez. Bu durumda çözelti hipotoniktir. Çözelti yani hücreye göre hipotonik yani az yoğun bir çözeltidir. Bu da doğru. Doğru cevap 1 ve 3 C seçeneği olur. 100 gram saf su kullanılarak hazırlanan aşağıdaki elektrolitli çözeltilerle ilgili 120 gram çözelti var. 160 gram çözelti var. 100 gram saf su kullandık. O zaman bunun içinde 20 gram madde var. Burada da 60 gram madde var. E, aynı koşullarda şimdi bakarsak birincisi 20'nin 120 oranı çarpı 100 diyeceğiz. Öbüründe 60'ın 160 oranı çarpı 100 diyeceğiz. Şimdi şöyle sadeleştirirsek burada 1 bölü 6 kalır. Şöyle de burasını 2'ye böldüğümüzde 3. Burayı 2'ye böldüğümüzde 8. 3 bölü 8 oluyor. Ee, ne olur? 100 bölü 6. Burası da 300 bölü 8. Şurayı 4'e e bölsek 25. 4'e bölsek 2. 75 bölü 2. %37,5'luk bir çözelti var burada. Buraya baktığımda ise yüzü 5'e bölse %20 olur. 6'ya bölse %18-19'lu bir şeyler olacak. Yani e, burası daha seyreltik. Yani x'in derişim, y'nin derişiminden küçük. Aynı koşullarda yeni kaydırma başlamaz sıcaklığı tabii ki daha büyük olacaktır. Daha delişik olduğu için. Yeni elektrisel erkenliği x'inkinden büyük müdür? Buradaki elektrolit çözelti demiş bana. Elektrolit çözelti dediğine göre derişim arttıkça elektrisel erkenlik de artar. Dolayısıyla bu da doğru. Aynı koşullarda yeni dolmaya başlama sıcaklığı x'inkinden büyük olmaz. Daha düşük olur. Çünkü ne kadar derişim artarsa dolmaya başlaması sıcaklığı o kadar düşük olacaktır. Doğru cevap yine C seçeneği olur. X, Y karışımı süzme yöntemiyle bileşenlerine ayrışıyorsa o zaman X ve Y burada heterojen katı sıvı karışım demektir. Y ve Z karışımı ayırma unisiyle ayrılıyorsa Y sıvı, Z de mutlaka sıvı. Y sıvıysa o zaman X mutlaka katı olmalı. Z ve Z karışımı ayrımsal damıtmayla ayrılıyorsa bunlar çözeltidir ve her ikisi de sıvı haldedir diyebiliriz. X katı iken diğerleri sıvıdır doğru. Y, Z karışımı homojen karışım mıdır? Hayır. Ayırma unisiyle ayrılıyorsa emisyondur bu heterojen olması gerekir. T'nin uçuruculuğu Z'ninkinden büyük müdür? Ee, burada şeyi bilemem. Ayrımsal da unutmayla ayrılıyor ama T ve Z arasında bir hani kim kimden daha büyük, kim kimden daha küçük bir kayma sıcaklığına sahip bunu çıkartamam. O yüzden T'nin uçuculuğu hakkında yorum yapamam. Doğru olabilir. Doğru olmayabilir. Ee, dolayısıyla hani burada bunu alamıyorum. Yani bu bunu doğru olarak kabul ediyorum. Yani hani doğru olamaz diye alamam. Doğru olabilir çünkü. Dolayısıyla burada yanlış olan cevap Yalnız 2 olduğu için A seçeneği doğru cevap olarak gelir. Evet acemi testlerimiz bu şekildeydi. Şimdi sırada amatör testlerimiz var. Amatör testlerini tekrar görüşmek üzere.